Yeni yılda nasıl beslenelim, ertesi gün nasıl beslenelim diye sorular geliyor. Tabii ister istemez de uzun bir süre ve mesai olmuş oluyor. Evet, yeni yılda özellikle o gece çok kalabalık sofralarda geçebiliyor, bol kalorili geçebiliyor. Özellikle kuru yemişlerin, cipslerin, çikolataların, tatlıların bol olduğu bir gece oluyor. O gece kalori saymaktansa ailemizle birlikte Allah ne geçirdiğimiz için, verdiyse. tabii ki porsiyon Evet. kontrolüyle birlikte öncelikle bir kase çorbayla başlayalım. Sonraki işte mezeler varsa veya hindi varsa, pilav varsa porsiyon porsiyon tabağımıza aldığımızda daha kontrollü gitmiş oluruz. Sonraki çerez ve meyve tatlı merasiminden de hepsinden küçük bir porsiyon aldığımızda aslında göreceğiz ki biz evet gerçekten doyuyoruz ve ertesi sabah o ödemli halimiz kalmayacak. Eğer ki o gece biraz fazla kaçırdıysak ertesi sabah zaten şiş uyanıyoruz ve çok Evet. geç bir saatte uyanıyoruz. Kahvaltımızı da atlamış oluyoruz. O sabah kalktığımızda kocaman bir bardak su içiyoruz. İçerisine biraz limon damlatabilirsiniz, nane atabilirsiniz. Kahvaltımızı yoğurt, ananas, biraz keten tohumuyla birlikte yapabilirsiniz. Yanına da kuru yemişle birlikte daha hafif, daha fresh bir kahvaltı olmak adına. Öğlen yemeğini kocaman bir tabak kuru bakliyatlı salata olabilir, tavuklu bir salata olabilir veya sebze bir sote olabilir. Akşam yemeğinde de yine mantarlı, yumurtalı bir sebze sotesi olabilir veya tencere yemeği olarak dediğimiz annelerimizin yaptığı sebze yemeği olabilir. Yanında salatasıyla, yoğurduyla birlikte. Ara öğünlerimizde de meyve ve kuru yemişten destek aldığımızda zaten o günü dengelemiş oluruz. O gün mutlaka bol bol su içeceğiz ve normalden biraz daha fazla hareket edeceğiz. Yılbaşının ertesi günü ödemlerimizin gitmesi için.